Bir başka meseleye geleceğiz. Birazcık daha iç politikaya dönük bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bazı iddiaları var, hedefinde bazı noktalar var. Nasıl gelişti olaylar? Şöyle, Mersin'de bir ağaca zehir enjekte edildiğine ilişkin görüntüleri paylaştık biz. Bunu haber yaptık. Belediye görevlileriydi bunu gerçekleştirenler ve bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla beraber CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bakın neler söylüyor. Çok yaşlı bir ağaca zehir enjekte ediliyor. Bunlar da güvenlik kamerası kayıtları ve haberci olarak da bunlara ulaşılıyor. Bunlar kurgu deniyor Ali Mahir Başarır tarafından. Ve şimdi de AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Hacı Özkan karşımızda, stüdyomuzda. Sayın Vekil, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Mersin'den hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Vekil. Şimdi Ali Mahir Başarır'ın, CHP Mersin Milletvekili'nin iddiaları var. Bunların asılsız olduğunu söylüyor ama kurgu olduğunu söyleyemiyor, ama kurumumuzu hedef alan bu açıklamaları lütfen sizden dinleyelim. Bu mesele nedir? Nasıl başladı? Biz bu görüntülere eriştik, bunu kamuoyuyla paylaştık. Bir gazetecilik görevi olarak da siz Mersin Milletvekili olarak lütfen bu süreci başından sonuna kadar bizimle paylaşır mısınız? Neler yaşadı? Tabii Mersin'imiz biliyorsunuz özellikle Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip olan bir kentimiz. Ve şu anda da şehir merkezindeki sahilimizde tabii ki ağaçlarımız var, yeşilliğimiz var. Ve bu noktada da yarım asırlık bir ağaca zehir verilerek kurutulmasına bir seyirci kalamayız. Dolayısıyla burada eğer böyle bir iddia yok diyorlarsa, bu iddia olarak algılıyorlarsa gelsinler. Şu anda ağaçta görülüyor zaten. Ağacın önünde oturuyorum. Ve bu noktada da ya ağacın kuruduğunu görüyoruz. Siz şu an ağacın önündesiniz görüyoruz. Sayın Vekil, öyle ve mi? Tabii ağacın önündeyim. Kamerada da büyük bir ihtimalle gözüküyor. Çünkü evet, ağacın görünüyor. Önünde oturup ve bu şekilde yayına katıldım. Yani buraya baktığınızda zaten birçok yerinde matkapla delinmiş ve matkapla delindiği gibi zehir verilmiş. Yani yapılan tespitler bu noktada. Bizler de birkaç gündür zaten buradayız. Araştırmalar yapılıyor. Tabii bizler de yani burada özellikle oksijen bizim her şeyimizdir. Ağaç bizim her şeyimizdir. Daha doğrusu canlı bizim her şeyimizdir. Kaldı ki yani buradaki ağaçlar tabii ki asırlık ağaçlı olmakla beraber ve kentimizin gerek oksijen alması, gerek gölge yapılması ve gerek kentimizin dokusuna da uygun olarak kentimize ayrı bir güzellik, ayrı bir özellik veren ağaçlarımızdandır. İkilim, stüdyodaki konuklarımızın sizlere soruları olacak. Sayın ben Emre Cevi... şuna takıldım. Buyurun. Yani şimdi belediye başkanını korurken hem A Haber'e hem AK Parti'ye herkese açıkçası isyan ediyor. Ama şöyle de bir şey diyor. Bir ağaç için. Yani şimdi ağaç konusunda nasıl istismar yaptıklarını biliyoruz. Hani bir Mersinli olarak siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz onu merak ettim. Çünkü bir ağaç için belediye başkanımıza sözü gerçekten çok ibretlik bir söz. Ve Ali Mahir Başarı'nın da belediye başkanının bu kadar hamiliğine soyunması... Acaba başka bir ilişki var mı sorusunu da benim aklıma getirdi. Şimdi biz burada tabii belediye başkanıyla ya da herhangi bir kimseyle bir siyaset yapmıyoruz. Biz burada gerçekleri kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Sizin de malumunuzdur Gezi olayları neden çıktı? İşte bir ağaç kesiliyor düşüncesiyle, bir ağaç kesiliyor korkusuyla binlerce insanlar sokaklara indiler ve protesto ettiler. Kaldı ki o dönemlerde ağaç kesme değildi, ağaç yer değişmesiydi. Burada biz tekrar ediyorum, siyaset yapmıyoruz. İtirazı olanlar gelip az önce de ifade ettiğim gibi şu anda zehir verilen ağacın önünde oturuyorum. Sayın Bülent Akarcalı'nın size sorusu olacaktı Sayın Vekilim. Buyurun Bülent Bey. Suçlu yakalandı mı Hacı Özkan Bey? Sayın Bakanım, şu anda herhangi bir yakalanma değil. Tabii ifadeleri falan alındı.
Dolayısıyla araştırmalar devam ediliyor ve bu noktada bence suçların bulunmasıyla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bu önceden planlanmış, art niyetli bir kriminal olay. Yani bu kadar şeytani bir şekilde bir ağaca zehir zikredecek birisinin insanlar arasında dolaşması son derece tehlikeli. Savcılığa bununla ilgili suç duyurusunda bulunup bir ağacı bu şekilde katledenin akli dengesinin ciddi bir şekilde araştırılması için adli tıbba sevki gerekir. Bunu çok ciddi söylüyorum. Yani akla hayale gelmeyecek bir olay. Artı şöyle diyeyim, ağaç kutsal bir canlıdır. Bir de çok eski tarihi bir ağaç. Eğer aynı husus Mersin'de, Mersin'in merkezinde bir cani kafalı birisi tarafından bir köpeğe, bir kediye zehir zikredilseydi, Türkiye'deki bütün hayvanseverler ayağa kalkacaktı. Anlaştık mı? Dolayısıyla bu olayı da bütün ağaç severlerin, bütün çevre severlerin bir tepkisine dönüştürmek lazım. Yani bu böyle yok kurguydu, murguydu falan diye geçirecek bir olay değil. Gezi'yle de kıyaslamayalım bunu. Ama bizzat bu yapılanın, ondan sonra bu yapılanın bundan esinlenerekten önce Mersin çapında sonra Türkiye çapında bir olaya dönüştürmek lazım. Yani orman yakanla bunun arasındaki suç, orman yakan bazen kazayla yapıyor. Bir mangal vesaire yaktığı için bu inanılmayacak. O zehri nereden almış, kim satmış, kim etmiş vesairesi. Sayın Vekilim, ben de bunun peşini bırakmayın. O ağacın kesilmesinin nasıl bir katkısı olacak? Orada ne olması planlanıyor? Neden edilmek isteniyor? Hangi akla, hangi akıl, hangi vicdan bunu gönderiyor? Esas kurgu bunu yapanlarda. Bu tek başına da olmayabilir. Bu kurguyu kim yaptırdı ona? Şimdi Sayın Bakanım, tabii şu var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi tabii herhangi bir tepki, ne yazık ki beklenen tepki yok. Hani burada sanki hiçbir şey olmamış gibi, hani böyle ağaç severler, özellikle ağacın sizin de ifade ettiğiniz gibi bizim oksijenimizdir. Yani daha doğrusu canlıların nefes almasını sağlayan aynen, en önemli noktalarımızdan bir tanesidir. Tabii şimdi Merve Hanım'ın sorusuna da gelince, buyurun, burada genelde belediye tarafından verilen konserver, yani burada konserler verilir ve dolayısıyla konser verilen alanda olduğundan dolayı belki orayı yani istiyorlar. Herhangi bir şeye zarar oldu. Yani herhangi bir zararı olduğunu ihtimali vermiyorum. Çünkü apayrı bu konser sahasına da apayrı bir güzellik veriyor. Sizin de malumunuzdur. Yeşilliğin, ağacın olduğu her yer güzelleşir. Dolayısıyla bu ağacın herhangi bir kimseye de bu bölgeye de zararı yok. Dolayısıyla buradan, şimdi bakanımız da tabii dediği gibi Bey, gerekli soruşturmalar. Belediye Başkanı'na buradan bir mesaj vereyim. Zamanında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ydi ama CHP sayılır. Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'dan sonra gelen Nurettin Sezen Bey, Şırnak Sarayı'nın önündeki Kampinski Oteli'nin önündeki bir ağaç kesilmesin diye neredeyse başında nöbet tutmuştu. Peki. Eğer kendilerinde de benzer bir duyarlılık varsa bunun arkasındaki kurguyu, esas kumpası vesaire araştırması gerekir o belediye başkanının. Şöyle peki, küçük bir ekleme yapabilir lütfen miyim? Biz bitiriyoruz tabii. Evet. Kıyamet dahi kopsa elinizdeki fidanı dikin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu hakikaten acı bir durum. Ben şeyi merak ettim. Kimse o kısmını sormadı zannediyorum. Ağaç şu an iyi durumda mı acaba? Kesilmesi gerekmiyordur umarım. Şimdi şu anda ağaç tabii birkaç yeşil yaprak görünüyor. Ancak yetkili arkadaşlarımız ağacı kurtarılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah ağacı kurtarırız diye düşünüyoruz. Ama tabii ki zehir ciddi anlamda etki yapmış ve şu anda dalların çoğu kurumuş durumda. İnşallah yetkili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla birlikte burada orman mühendislerimiz geldi. Tabii böyle ziraat mühendisi arkadaşlarımız da geldi. Gerekli uğraşlar veriliyor tekrar kurtarılması adına. Yani şimdi sizin de tabii ki malumunuzdur. Biz burada hani özellikle yeşile,
canlıya herhangi bir zarar gelmemesi adına bizler tabii ki çalışmalar yapıyoruz. Peki. Diğer taraftan da sizin malumunuzdur. Biz her sene özellikle milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Yani buradaki bizim hedefimiz Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde peki, 2003 yılına kadar 1,5 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefi. Ve bu çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Vekilim, yani bizim çok burada teşekkür bir ediyoruz. Siyaset yapmıyoruz. Tekrar ifade ediyorum. Biz teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Mersin'e çok selamlar. AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Hacı Özkan. Evet, tartıştık memleket meselelerini her boyutuyla ve çok değerli konuklarımız vardı. Uluslararası hukuk uzmanı Profesör Doktor Yücel Acar ve eski bakanlarımızdan Sayın Bülent Akarcalı, AK Parti MKYK üyesi Sayın Emre Cemil Ayvalı, çok teşekkür ediyoruz. Ve ekonomist Doktor Bilal Baş, çok teşekkür ediyoruz. Ve gazeteci Mehmet Çek'le dediğimiz gibi çok farklı başlıklar tartıştık, paylaştık. Memleket meselesini kapatıyoruz ama hep de pozitif bir gündemle kapatmaya çalışıyoruz. Tüm bunlar olurken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 41 günde 41 eserin açılış törenini nasıl gerçekleştirildiğini anlattı. İşte hatırlayalım isterseniz bugünkü o konuşmayı, o eserleri ve memleket meselesini de böylelikle noktalamış olalım diyelim. Herkese iyi geceler diliyoruz.